LGS'ye son 49 gün güzel bir cumartesi günündeyiz. Keşke dışarı çıkabilsek istiyoruz ama sokağa çıkma yasağımız var ama bizler bu yasağı iyi değerlendireceğiz. Nasıl değerlendireceğiz hocam? Evet sokağa çıksaydık şimdi bir sürü test çözemeyecektik. Ama şimdi evde sıkı sıkıya çalışıp birçok testimizi çözebiliriz ve başarıya ulaşabiliriz. Hadi bakalım. Günün sözüne baktığımızda Tolstoy diyor ki büyük bir yazar. İnsan kendi değerini ancak çalışarak koruyabilir. Gerçekten de nasıl hani işleyen demir ışıldar diye bir söz var ya bizler de ders çalıştığımızda beynimiz çalışmaya başlıyor ve beynimiz daha çok konu almaya başlıyor. Yani bizler konuları öğrendikçe yeni konuları daha hızlı öğreniyoruz. Şöyle düşünün hani spor yaptıkça daha güçlü oluyorsun ya yeni konular öğrendikçe beynin daha çok çalışıyor. O yüzden çalışkan öğrencilerin bazı konuları hızlı anlamasının sebebi bu. Bizler de bol bol çalışıp işleyip demirimizi ışıldatacağız inşallah. Şimdi günün yorumuna baktığımızda Feyza C diyor ki ee, artık telefondan tamamen kopmalı mıyız? Hayır şu anda tamamen kopmanıza gerek yok ama... Keşke tamamen kopabilseniz. Tamamen kopan bir öğrenci 500 bara ulaşma ihtimali var demektir. Ama günümüzde artık telefon zaruri oldu. Bir de tabii ki artık sıkılıyoruz. Arkadaşlarımızla yüz yüze görüşemediğimiz için akşamları onlarla bir görüntülü arama yapmak, onlarla dertleşmek, sohbet etmek bize iyi gelebilir. Sonuçta bir e, sokağa çıkma yasağı olduğu için bu bizim için güzel olabilir. Ama telefonu böyle bıdı 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 bıdı, Instagram, bıdı bıdı, WhatsApp gruplar böyle çok fazla oyalıyorsak o zaman tamamen kopabiliriz. 290'larda puandaki birisi, 290 puanlarda birisi... 423 puanlar açmak için ne kadar soru çözmeli? Başarabilir mi? Başarabilir kesinlikle. 270 soru çözmeli. Niye? Sınavda 90 soru var. Bunun 3 katını çözen birisi böyle ciddi bir artışa, e, artışı yakalayabilir. Tabii ki burada tabii ki şu da önemli. E, eğer şu anda matematikte hiç yapamıyorsa bu birazcık zor olacaktır. Ama başarırsa, çalışırsa, vazgeçmezse başarabilir. Masada çok sıkılıyorum. Ee, ...kalkmamak için, yani kalmamak değil de, kalkmamak için ne yapmalıyım? Arkadaşlar, masada ders çalışırken hepimiz sıkılabiliyoruz. Bu çok normal bir şey. Bununla alakalı yapabileceğiniz iki şey var. Birincisi, masanızın yerini değiştirebilirsiniz. Yani masayı yenilemek, masanın tarzını yenilemek... ...çalışacağınız kağıtları yenilemek, masanızın manzarasını yenilemek... ...hatta imkanınız varsa odanızı yenilemek... ...çalışma masanızın bulunduğu yeri değiştirmek... ...size birazcık daha motivasyon verecektir. Son tekrar seti tekli satılacak mı? Arkadaşlar tüm dersler önemli olduğu için yani sadece matematik falan Türkçe değil artık İnkılap din İngilizce de ciddi bir önem kazandı. Niye? Çünkü sadece birinci dönem konuları var. Herkes iyi çalışıyor. Biz de iyi çalışma yapabiliriz. O zaman hep beraber hepsini birlikte daha indirimli bir şekilde size ulaştıralım dedik. O yüzden beraber satmıyoruz. Şey ayrı ayrı satmıyoruz şu anda. Okul sınavları ne olacak? karne nasıl gelecek? Arkadaşlar okul sınavları ile alakalı Milletin Bakanlığı tamamen pozitif ayrımcılık yapacağını düşünüyoruz. Yani sizlere çok iyi notlar göndereceğini, sizlerin zaten bu virüs döneminde evde oturmaktan sıkıldığınızı sonrasında hadi gelin bakalım yazılara. Şimdi size alın kazık kazık yazılar demin çok güzel notlar vereceğini düşünüyoruz. Tabii bunu da adaletli bir şekilde vereceğini düşünüyoruz. Yani hiç şimdiye kadar ders çalışmamış birine al sana 100, ders çalışan birine de al sana 98 demeyecektir. Mutlaka en güzeli, en adaletlisi olacaktır. Hiç endişelenmenize gerek yok. Gün içerisinde eksik çalışım hissediyorum. Gece çalışıyorum. Ne kadar verim olur? Olabilir. Bunun da mutlaka verim vardır. Sonuçta az çalıştığını düşünüp de geceleyin de boş oturmak yerine ders çalışıyorsan mutlaka bunun verimini görürsün. Zaten insan uyumadan önce okudukları aklında kalıyor. Yani Uyumadan önce İngilizce çalışmak, İnkılap Tarihi çalışmak, Fen çalışmak inanılmaz bilgi dayalı derslerin aklımıza kalmasını sağlar. Sabahleyin erken saatlerde böyle paragraf soruları çözmek veyahut da işte matematik soruları çözmek bizim zihnimizi açar. Ee, virüs sınava kadar geçmezse ne olacak? Virüs sınava kadar geçecektir inşallah ama geçmezse sınav iki hafta, üç hafta veya bir ay ertelenir hiç önemli değil. Sizler de ertelenmiş sınava girersiniz. Yeter ki sizler çalışın, yeter ki sağlıklı olun. Ya kaçta yatıp kaçta kalkıp ders çalışmalıyız? Bununla alakalı esasında uzmanlar çok önemli saatler söylemişler arkadaşlar. Birincisi e, uzmanların verdiği yaptığı bir açıklama var. Diyor ki insanlar saat 10 ile 2 arasında mutlaka uyumalı diyor. Çünkü bu saatlerde uyunduğu zaman insan beyni gelişiyor. İnsan beyni geliştiği için de inanılmaz insan beyni büyüyor ve buna ona fayda oluyor. Aynı zamanda boyu da uzuyor. Siz şu anda boyunuzda uzayabileceği bir yaştasınız. Bundan faydalanabilirsiniz. İkincisi saat Yedi buçukla bakın yedi buçukla saat 11 arası da gerçekten kortizon gibi uyanıklık veren hormonların bu saatlerde salgılandığını söylüyorlar. Planlama, düzenleme ve ileriye dönük yapıcı fikirlerin üretimi için en verimli saatlerin 7.30 buçuk ve 11 olduğu söyleniyor. Yani matematik soruları çözebileceğimiz. Özellikle matematik gibi fen düşmeyi gerektiren soyut dersler bu saatlerde çok ciddi çalışılabilir diyor. Bunu ben söylemiyorum. Bunu bilim insanları söylüyor. 16-18 arasına baktığımızda 16 18 saatine baktığımızda ise burada zihnin canlılığının geri döndüğü saatler. Yani bilgiler kısa süreli hafızadan uzun süreli hafızaya almak istediğimiz konuları burada mesela inkılap tarihinde veyahut da işte İngilizce bu saatlerde çalışabiliriz. Ve aynı zamanda saat 19 yani akşam 7 ile akşam 22 arası yani bu uyatmadan önceki saatlerde yine zihin için verimli bir saat. Bu da bu saatlerde de sözel dersler yani din işte inkılap tarihi dersler ayırabiliriz. O zaman bu saatlerde matfen bu saatlerde mutlaka uyku, gece 2'de uyanacağız mı hocam? Hayır hayır. Bu saatleri mutlaka uykuyu getirelim. 16-18'de de ikinci öğreneceğimiz şeyler. Yani biraz daha matematik fenden biraz daha ikinci planda olan derslere çalışabiliriz. Yani Türkçe'ye çalışabiliriz ya da ne bileyim işte inkılap tarihine çalışabiliriz. Şimdi bu bilimsel bir açıklama arkadaşlar bu arada. Gün içinde sıkılmamak için çalışmaya hangi dersten başlamalıyız? Arkadaşlar gün içinde sıkılmamak için öncelikle matematik dersinden başlamalısınız. Çünkü matematik sabahleyin erken saatlerde çalışıldığında fayda oluyor. Matematikten sonra FEN'e geçebilirsiniz. FEN'den sonra Türkçe'ye geçebilirsiniz. Ardından aynı LGS'de çıkan sırayla devam edebilirsiniz. Erteleme alışkanlığı nasıl yok edebilirim? Bununla alakalı kendinize ödüller vereceksiniz. Bugünkü iki sorumu çözersem... Kendime iki saat internet hediye edeceğim diyeceksiniz. Sallıyorum. Bugünkü üçlü soruyu çözersem kendime bir saat oyun hediye edeceğim Ama o soruyu çözmediyseniz de kendinize ceza verirsiniz. Günün kitabına baktığımızda Naturalist yazar Emiz Zola'nın Germinal e, romanını görüyoruz. Gerçekten e, dünya edebiyatında çok önemli bir roman. Okumanızı tavsiye ediyoruz. Günün okuluna baktığımızda Kırıkkale Fen Lisesi 2.73 dilimli alıyor. 34. Pardon çok özür dilerim. 36 tıp fakültesi 24 mühendislik fakültesi kazandırmış. 4 yıllık eğitimi İngilizce. Günün kitabına baktığımızda paragraf 10 yani paragraf 10 kitabını sizlere tavsiye ediyoruz. Neden? Çünkü içerisinde beceri temelli yenisi sorular var. Ve bu soruları çözdüğünüzde gerçekten LGS'deki birçok soruyu yani birçok paragraf kesimi çok iyi netlere ulaştıracağınızı düşünüyoruz. Beceri temelli bu sorular sizin Türkçe'de full yapmanızı sağlayacaktır. Mutlaka bol bol paragraf sorusu çözmenizi tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Günün sorusu yukarıdaki verilen cümlelerden hangisi adlaşma sıfat bulunmaktadır diyor. LGS'de aynen böyle bir soru çıkabilir. Bu soruyu da cevaplara 1, 2, 3, 4 diye yazabilirsiniz. Hadi bakalım ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Cumartesi gününde güzel çalıştık, evdeydik. Yarın da sıkı sıkıya çalışacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Hadi bakalım.